de Osmanlı'da. 3 cin sürgün vardı. Bir zindan ben, sadece zindanın içerisinde olan. Bir kale ben, kale içerisinde olan. Bir de ada ben, adanın içerisinde. Sürgün edilmiş olmak suretiyle 3 çeşit sürgünleri vardı ki Namık Kemal kale bendi efendim. O yüzden Mausa Kalesi'nin içerisinde yaşamış, buradaki gençler tarafından okuma yazma bildiği için çok sevilen ve etrafında gençleri toplayıp birçok sohbetler, muhabbetler eden, onlara yol gösteren, fikirler veren bir insandı ki Magosa'nın gençleri için çok önemli, çok saygı duyulan birisiydi. Üst kısım kendisine ikamet etmesi için sonradan ilave yapıldı. Orada yaşadı ve birçok eserini orada yazdı. 38 aylığına buraya sürgün edildi. Sürgünü süresince herkes de gayet iyi geçindi. Kıbrıs'ı da sevdi. Sevmediği ve şikayet ettiği kız kardeşine yazdığı mektubunda Kıbrıs'ın sineği ve dedikodusu da olmasa dedi. Bitti. Yani hiçbir şikayeti yok. Sinek ve dedikodusundan usanmıştı. Niçin sürgün edildi Namık Kemal? Dilerimiz var mı? Neydi? Yazdığı şiir kitaplarla şiirler. Vatan yahu Silistre, evet. Yaşasın vatan deyip de şapkalara atıldığında Abdülmecit zamanında vatan haini ilan edilip sürgün edilmişti efendim. O yüzden gelmişti Namık Kemal buraya sürgün olarak. Sonrasında döndü, buradan sağ bir şekilde gitti. Gittikten sonra yine dedi, yine bir şiir dörtlük yazdı. Onun yüzünden başka bir adaya sürgün, oradan sürgün. Sürgün hayatı sürgünlerle geçti ve astım hastalığından çok erken yaşta, zannederim 40'larındayken, tam net bilmiyorum, 42-44 o yaşlarda da rahmetli oldu efendim. Allah rahmet eylesin. İçeride kendisine ait yine güzel bir şiirin dörtlüğü yazmakta arzu edenler böyle bir gezin efendim. İçeri girilmiyor. Girilmiyor.